Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yapmaya başlamış olduğumuz menekşeli, hercai menekşeli kolyemizin yapılışına devam edeceğiz. Büyük çiçeğimizi yapmıştık iki video halinde. Sonra asa çanak yaprakları, normal yaprakları bunlar. Ve boru değil, kordon çalıştık arkadaşlar. Konuşmayı da şaşırmaya başladım. Sonra da dallar yaptık ve arka klips kısmını yaparak tamamlamıştık. Şimdi bugün bunun yanına tomurcuklar çalışacağım. En küçük tomurcuklardan çalışacağım şimdi bugün arkadaşlar. Yanlarına koyabilmek için. Bunun için iplerim var biliyorsunuz. Elde bükülen suni ipek bunlardı. Bunlar suni ipek bildiğimiz. Sadece biz elde büküyoruz ve bunları Kütahya'da biz 40-50 yıldır kullanıyoruz arkadaşlar zaten. Yani daha sonra bunların bükülmüşleri çıkmaya başladı. Biz önceden hep elimizde bükerek kullanıyorduk ki hala kullanıyoruz. Çünkü şu ip en az 20 yıllık vardır elimdeki. Yeşiller çabuk bitiyor tabii ki ama diğer renkler çok uzun süre gidiyor. Biz bunu büktükten sonra şu şekilde bir ip oluyor arkadaşlar. Bunlar iki katlı satılıyor. Biz bunları dört katlı hale getirip kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi menekşemizin tohumunu yapmaya başlayabiliriz. Şimdi lila rengi ipimi büktüm. Elime bir halka yapıyorum. Onun içine ilk düğümümü atıyorum ve çeviriyorum. Bunun içine 3 tane zürafa yapacağım. 1, 2 ve 3. Ne oldu, görüntü niye bozuldu? Evet. 3 tane zürafamı yaptım. Daha sonra sıkıyorum. Hiç çevirmeden düz olarak ipimi geriye doğru atıyorum. İlk zürafama geçerken bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafa. Üçüncüye geçerken bir zürafa daha. Evet. Şimdi tekrar ipi çektim ve ilk yukarıya çıkarken yaptığım zürafam vardır. Ona batarak bir zürafa daha yapıyorum. Bu şekilde bir üçlü boru oluşturmuş oldum arkadaşlar. Son battığım yeri saymadığım zaman 3 tane zürafa olur. Onu sayarsak 4 gibi görünür ama 3 zürafadır. Şimdi bunu 4-5 sıra dolaşacağım. Zaten 3. sıradayım. 2 sıra daha bu şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sırayı bitiriyorum. Şimdi yapmam gereken zürafaya düğüm yaptığım yere bir daha batıyorum. Bir zürafa yapıyorum içine. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum yine. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha. 9 tane zürafam olacak şimdi. Üçlü borum, dokuzlu boru haline gelecek arkadaşlar. Evet, şimdi bir, iki tane arttırdım. Bakın, 9 tane zürafam oldu. Şimdi hepsinin içine birer kere batarak dolaşacağım. 3 sıram olacak. 3 sıra daha dolaşacağım. Ama bir sıra bu şekilde açık tutacağım elimle. Diğer sıralarda deminki boru yaparken yaptığım gibi parmağımın arasına almam gerekiyor ki toparlasın, yoksa yayılır. O da çok hoş bir görüntü olmaz. Evet, şimdi bu şekilde ilk sıram bitmek üzere. 1 ve 2.
Şimdi artık parmağımın arasında tutarak dolaşacağım arkadaşlar bu şekilde. Açık dolaşmayacağım ki dediğim gibi toparlasın kendini. İki sırada bu şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar, arttırdıktan sonra 3 sırada düz dolaştı. Böyle bir görüntü oldu bakın. Dar bir boru ve geniş bir boru. Şimdi yapmam gereken, yandaki zürafayı bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya geçiyorum ama normal zürafa boyunda çalışıyorum. O aradaki zürafayı eksiltmiş oldum. Şimdi 4 tane normal yapacağım zürafa. 1 2 3 ve 4. Sonra yine bir tane atlayacağım. Ondan sonra bu sırayı düz gideceğim arkadaşlar. Hiç eksiltmeyeceğim. Bir sıra. Hepsine birer kere batacağım. Bu eksilttiğim yeri geçene kadar diyeyim. 9 taneydi. 7. Yine 9 tane falan yapacağım eksilttikten sonra, araya gelsin istiyorum, diğer eksilteceğim. Evet, şimdi bu sırayı dolaşıyorum. Şimdi son eksilttiğim yere geldim ve bir sonrakine geçtim. Ellerim de kötü olmuş bu ara. Tutuyor ip, bozar ipi ellerimiz bu şekilde olursa, yapıyoruz ama mecburen. Şimdi eksilteceğim ama eksiltmeden önce bu ipimi alıyorum. Bazen bu çöplerim de oluyor benim. Oya yaparken kalan çöplerim. Onlar da olabilir ya da bir parça hemen kendi renginden ip kesiyorum. Toparlıyorum elimle. Hem kendi renginden olduğu için hem de elimizin altında olduğu için rahat oluyor arkadaşlar. Şimdi daha sonra bunu tığ ya da normal bir makas da olabilir. Şimdi yanımda normal makasım yoktu. Tığ varmış, kolaydı. Bununla tabiri caizse tıkıştırıyorum buraya. Evet. Kendi renginden bir ip. Hem şeyi belli etmiyor. Buradaki boşlukları falan dolduruyor. Küçük bir tomurcuk haline geldi. Şimdi yine atlıyorum. Bir tane zürafa ve iki tane zürafa yapıyorum. 1 ve 2. Sonra yine bir tane atlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yine bir sıra düz dolanacağım. Ama daha zürafalarınızın aralıklarını küçültmeye çalışın. Biraz ağız kısmı toparlansın. Şimdi zaten 5 tane zürafamız kaldı. Evet, bir sırayı dolaştıktan sonra bir tane zürafa atlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane zürafayı atlıyorum. Bir şurada. 3 tane zürafam kaldı. Şimdi yandaki zürafayı, tabi batması daha zor oluyor şimdi. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Daha sonra buradan karşılıklı buradaki zürafayı alıyorum. Almaya çalışıyorum. Sonra karşıya batıyorum. Çift sarıp zar zor buradan çekip düğümümü yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bir tomurcuk oluşturuyorum arkadaşlar buraya. Hemen şu ucunu biraz şey yapacağım. Evet. Bu şekilde bir tomurcuk yaptım arkadaşlar. Şimdi bunun çanak yaprağını çalışacağım.
Çanak yaprağımızı yapmak için yeşil ipimizi aldık. Yine halka yapıyoruz. Bu sefer 5 tane zürafa yapacağım içine. Yine 5 sıra beşli zürafamı dolaşacağım arkadaşlar. Dört, beş, hatta altı sıra dolaşacağım ki biraz içine yerleşsin arkadaşlar. Altı sıra beşli boru yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi altı sıra çalıştım ve en son ilk zürafaya geçerken, yani bir sonraki zürafaya geçerken kör zürafayla geçiyorum. Hani bir tane fazla gibi görünüyor demiştim ya, onu yok etmiş oldum burada. Şimdi bunun içine bir iki tane zürafa yapıyorum. Bir zürafanın içine. Evet, şimdi ipimi geriye getiriyorum. Gözleme işlemi yapıyorum. Aynı yere bir daha batıp bir tane zürafa oluşturuyorum. Sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Ve yine aynı yere batarak bir zürafa daha çalışıyorum. 3 tane zürafam oldu. Şimdi eksilteceğim hemen. İpimi geriye getiriyorum. Daha gergin. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Son zürafama geçiyorum. Aralara birer tane zürafa yapıyorum. Daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Onun üzerine geriye geliyorum. Çift sararak sıkıştırıyorum ve kesiyorum. Daha sonra hemen yandaki zürafaya ipimi bağlıyorum. Ve yine aynı şekilde 2 3 2 1 0 şeklinde 5 tane zürafanın içine 5 tane yaprak çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çanak yaprağımızı tamamladık. 5 tane yaprak yaptık. Şurada ipim kalmış. Hemen onu da temizliyorum ki dediğim gibi sonra bazı şeylerin dönüşü zor olur. Temizlemek çok daha zor olur. Baştan temizleyerek gidin işlerinizi. Şimdi yeşil ipim var daha iğnemde. Hemen tomurcuğumu alıyorum ve alt kısmına yeşil ipimi bağlıyorum. Bağlayamıyorum. Evet, iki tane düğüm atıyorum buraya ve şimdi yeşil ipimi ve lila rengi ipimi kesiyorum. Dediğim gibi bunlar sonradan temizlemek çok zor olur. Hemen içinden iğnenin tersiyle geçiriyorum. Ve yerleştiriyorum. Biraz umarım uzun olmuş. Evet. Şimdi sıkıştırıyorum alttan yeşili, çok çıkmasın diye. Daha sonra buraya bir tane düğüm atıyorum. Bunu bırakacağım bu şekilde arkadaşlar. Siz yazmaya dikmek isterseniz hemen bu şekilde yazmanıza dikebilirsiniz. Aslında tabi biraz biberimsi bir patlıcan ya da biber görüntüsü olan tomurcuk ya da meyvecik diyeyim. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Ben menekşenin tabii tomurcuğu olarak düşünüyorum bunu yapmayı. Buradaki modelimdeki gibi. Büyük bir ihtimalle şimdi oraları daha kararlaştırmadığım için yani yapmaya devam ediyorum, öyle söyleyeyim. Nereye takarım tam emin değilim. Şimdi buraya takılabilir mesela. Birkaç tane bir arada mor çalışılabilir yanına. Koyu renkten çalışılabilir. Kırmızıya
kremden çalışılabilir. Ya da dediğim gibi daha farklı yerlere, şuraya olabilir. O zaman buraya dikeceğim bunu. Yazmaya diker gibi mesela. Buraya dikilebilir ya da şu kısma dikilebilir. Dediğim gibi çok farklı alternatifler var. Sanki burada daha güzel oldu gibi. Bu şekilde yanlarına farklı büyüklüklerde tomurcuklar. Bir bunun boyunu çalışabilirsiniz. 12'ye kadar çıkıp yine aynı teknikle azaltabilirsiniz. Ya da daha küçüğünü de çalışabilirsiniz. Ama bundan daha küçüğü çok sanmıyorum. Ya da yarım açmış çiçekler çalışılabilir yanına. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak da abone olmayı unutmayalım lütfen ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırayım. Önemli bir şey abone olmanız ve beğeni atmanız benim için çok önemli. Yorumlarınız önemli. Beğenileriniz ya da eleştirileriniz, sorularınız. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ama evde kalın mutlaka arkadaşlar.